de gizli, sevgizle de gizli, sevgizle de gizli. Merhaba arkadaşlar, bugünkü gizli rotamız Ürgüp'te bulunan Asmalı Konak. Dizilerden de tanımış olduğunuz güzel Asmalı Konağı gezdik. Sizin için buraları çektim arkadaşlar. O kadar güzel bir konak ki. Aynı Mardin evlerini de andırıyor insana. Böyle güzel taş odalardan, taş yapıdan oluşuyor gördüğünüz gibi. Harika. Evet, şimdi Asmalı Konağın olduğu yere doğru gidiyoruz. Seymen'in odası. Dolu ve oynamak mıyız? Nazarlık mıyız? Uyarı ya, ait herhalde giysin. Eski İstanbul kadını böyleymiş. Çok güzel düşünmüşler Bursa Keles. Antalya gelini. Semazen. Burada Ürgüp kıyafetli bir kadın. Ürgüp gelini. Böyle olmuş bak. Beypazarı gelini. Çankırı. Trabzon. Edirne. Bursa. Trabzon. Kozak. Büşra Balıkesir. Büşra Balıkesir. Van var, Çanakkale, Konya'dır. Konya'ya Balıkesir, İstanbul, Harput, yine Ürgüp, Ardahan, Eskişehir gelini de çok değişik, Ürgüp, Hakkari. Burada olmayan olmayanlardan olabilir. Kesin Roman. Gibidir. Zara. Ya çok komik. Bodrum gelini. Şu an Bodrum'da böyle bir gelin dolaştığını düşünsene. Nevşehir gelini. Ay rengi çok kötü gelinliğinin. Mutfağına bir girelim. Ne kadar küçük bir mutfak. Dolapları çok alçak. Hem eski hem de böyle çok alçak dolapları, böyle ortamı çok huzurlu. Tavanları da yüksek olunca. Seymen'in odası. Asmalı Konağı. Yatak odası. Keşke gelen giden böyle duvarlara yazı yazmasa. Büşra anne. Sanki Mardin'de geziyor.
Evet, Asmalı Konağı hoş geldiniz. Böyle güzel kafede yapmışlar. Çay bahçesi. Böyle merdivenle aşağı inebiliyorsunuz. Güzel bir avlusu var. Ama ben tekrardan şimdi dönüyorum. O güzel çay bahçesinin olduğu noktaya. Bayıldım. Konak dizide sanki daha büyük görünüyordu. Ama burası müthiş. Türk dizi tarihinin önemli yapıtlarından olan Asmalı Konak dizisinin çekildiği Ürgüp ilçesinde bulunan bu yapı 180 yıllık geçmişe sahip ve 42 adet odası bulunmaktadır. Tekrar geri dönüp şu aradaki merdivenden aşağı inmemiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oh, my love, he's so...